Merhabalar efendim. Ekran başına hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoş geldin Seçil. Hoş bulduk Nasılsın? Sevda. İyisin? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bugünkü programımız biraz farklı bir konu olacak. Bu ay içerisinde kutlanan bir hafta var. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası. Bu anlamda bu çalışmalara destek vermek, hem bir farkındalık yaratmak adına seçili bu hafta konu olarak iş güvenliğini hazırlayalım istedik ve karşınızdayız. Türk milleti olarak bizim hep bir deyimimiz vardır, kaza geliyorum demez deriz ama aslında kaza geliyorum diyor. Zira bizim bir ihmalkarlığımız, dikkatsizliğimiz, önemsemememiz kazaya davetiye çıkartıyor. Bunu üstüne basa basa nasıl emin konuşuyorum? Zira maalesef bu manadan dünyada üçüncü sıradayız, Avrupa'da birinci sıradayız. İş kazaları yaşama oranında. Öyle ki her 6 dakikada bir iş kazası oluşuyor ülkemizde ve her 6 saatte bir de bir işçimizi kaybediyoruz. Yani sevgili Seçil de bahsedecektir daha ayrıntılı olarak. Bunu rakamsal boyutlara indirgediğinizde sabah evinden çıkan her 4 işçi, değil mi? Evine dönmemek üzere çıkmış oluyor. Böylesi yoğun bir iş kazası yaşanan ülkedeyiz maalesef. Gerçi dünyada da bu risk geniş bir rakam kapsıyor. Bu manada Uluslararası Çalışma Örgütü de 28 Nisan haftasını bu farkındalık yaratmak, bu olaylara, bu emniyette önemli can emniyetinin önem taşıdığı bir sahaya dikkat çekmek adına Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ilan etti. İşte bu hafta içerisinde paneller, konuşmalar, etkinlikler pozitif bir destek olacağına inanıyoruz. Biz de bu manada program yapalım istedik Seçil'le birlikte. Ki biz hani kaza geliyorum demez dedik ama kaza maalesef geliyorum diyor. Zira istatistikler şunu gösteriyor değil mi Seçil? Kazaların %98'i önlenebilir kazalar. Bu manada bizim yapmamız gerekenler var. İşte mevzuatlar var. Biraz biz de Türk milleti olarak şöyle bir durum var. Korkusuzluk var. Bizde bir güven duygusundan yoksunluk var. Tabii onu da destekleyen bir eğitimsizlik var. Bunun çaresi eğitimden geçiyor aslında diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ve bu eğitim küçük yaşta başlaması lazım, değil mi? Böyle trafik eğitimi gibi. Aslında trafik demiş bir yerde güvenlik konusu. Hani şimdilerde daha bir bilinçlendik. İlkokul çağlarından artık ana sınıfı çocuklarından başladık bu bilinci vermeye. Sanki bu, değil mi? Güvenlik adına da bunları yapabilir miyiz? Yani muhakkak ama tabii sadece eğitimle toparlanacak bir durum yok. Yani çünkü çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Diyoruz ki her gün 4 işçimiz evinden işe gitmek üzere çıkıyor ama akşam evine dönmüyor. Her gün 6 işçimiz hasar bırakacak şekilde kaza yapıyor, iş kazasına maruz kalıyor. Ve gerçekten 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Eğitimle çok fazla şeyi engelleyebiliriz, doğru. Ama yapılan başka istatistikler var benim ülkemde yapılan ve ülkemizin şartlarına, coğrafyamıza göre değişen şeyler var. Evet, dünyada olaylar belki farklıdır. Hani biz sıralama olarak dünyadaki yerimizi görüyoruz ama kendi ülkemize baktığımız zaman işte kazalar hangi sektörlerde Ve meydana en geliyor? fazla maden mi bizim ülkemizde? Evet, en fazla maden. İşte hangi sektörlerde meydana geliyor, hangi saatlerde meydana geliyor. Ondan sonra bu kazaları nasıl önleyebiliriz? Bunlara biraz kafa yormamız gerekiyor. Son dönemde işte çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası aslında olumlu bir adım. 6331 sayılı yasa hakikaten belki bazı şeylerin yavaş yavaş farkına varmaya başladığımızı gösteriyor. Fakat yasada şöyle bir sorun var şu anki işleyişte. Tabii ki bunun içerisinde eğitim eksikliği falan pek çok şeyi sayabiliriz. Fakat yasanın şu anki işleyişi geriye doğru işliyor yasa. Ve bu yüzden iş kazalarını çok da fazla önüne geçemiyor. Bunu bir açar mısın Seçil geriye Şimdi doğru işlemeyi? ha, geriye doğru nasıl işliyor? Şimdi biz bu kazaları önlemek için yasayı işletmekte
güçlük çekiyoruz. Belki yetersiz elemandan, belki tam olarak altyapıyı oluşturmadığımız için. Ama yasayı nasıl işletiyoruz? Bir kaza olduktan sonra, bir kaza meydana geldikten sonra cezalandırmak için işletiyoruz. Daha çok şu anda ülkemizdeki uygulanış şekli bu. Diyelim ki normal şartlarda her tehlikeli, şimdi şeyi sınıflandırmışız, işleri sınıflandırmışız tehlike sıralamasına göre. Çok tehlikeli işler ve az tehlikeli işler olmak üzere. Çok tehlikeli işlerde ve tehlikeli işlerde bir tek çalışan dahi olsa, iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ihtiyacınız var ve iş yeri hekimine ihtiyacınız var. Şu anki mevzuata göre durum bu. Az tehlikeli işlerde ise 50 çalışanın üzerine çıkıyorsanız, o zaman iş güvenliği uzmanına ve iş yeri hekimine ihtiyacınız var. Yasal olarak zorunluluk bu şekilde geliyor. Ama şimdi gözünüzün önüne şey, biliyorsunuz ülkemizdeki en aktif sektör ne? İnşaat sektörü. Evet. Her sokakta risk faktörü olanlardan bir tanesi de, evet, değil mi Seçil? Maden, inşaat, bildiğim kadarıyla nakliye de var değil benim mi? Benim ülkemde kazaların olması sırasında genel olarak inşaat ikinci sırada. Ve her sokakta inşaat, yeni şu anda kentsel dönüşümle birlikte her sokakta yeni bir inşaata rastlayabilirsiniz. Dedik ya, yasa geriye doğru işlemek zorunda kalıyor. Şimdi düşünün ki bir sokakta bir inşaat var ve bu inşaat hızla tamamlanıyor. Ve orada bu hızla tamamlanma esnasında pek çok iş sağlığı ve güvenliği kuralı çiğneniyor. Bu sadece işçiler açısından değil, yoldan geçenler açısından da çiğneniyor. Mesela siz arabayla yanından geçiyorsunuz, aslında orada hiçbir güvenlik tedbiri alınmamış oluyor. Veya sokağa giriyorsunuz, sokağın öbür tarafına çıkacaksınız, yolunuz burada. Ama sokağın başında orada inşaat olduğuna dair hiçbir bariyer yok. Maalesef. Siz gidiyorsunuz, ondan sonra ya kenarından böyle akrobatik hareketlerle geçmek zorunda kalıyorsunuz ya da geri çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde kontrolü yok. Bu işveren kaç tane çalışanı var orada? Diyelim ki 9 tane, 10 tane, sonra da taşeronlarla zaten işini götürüp inşaatını tamamlamaya çalışıyor. Ne doğru düzgün taşeronların iş güvenliği sertifikası var veya iş güvenliği uzmanları var, ne de bu küçük inşaatların çok fazla bu konuda bir hassasiyetleri var. Bir de bakıyorsunuz o insan ya da o firma daha hiç denetim geçirmeden inşaatını tamamlamış. Şimdi hiç denetim geçirmeden, hiç de kaza olmazsa, kaza bildirimi olmadan tamamlarsa böylece işveren işte bu konuda bir yatırım yapmadan olayı bitirmiş oluyor. Ama o inşaatta bir kaza meydana geldiği zaman şimdi ne oluyor? Geriye dönük olarak yasa işlemeye başlıyor. Senin iş güvenliği uzmanın var mıydı? Senin iş yeri hekimin var mıydı? Senin işçilerin eğitimi var mıydı? Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu ne oldu? Sadece işte işverenin kaza yaptıktan sonra hakkını, hukukunu koruyan yaptırımlar kaza yaptıktan sonra, evet, başlıyor. Ve artık o dakikadan sonra işvereni, evet, işverenin de elin, nasıl söyleyeyim, maddi olarak gerçekten, eğer tabii ölümlü bir kaza ise taksirle adam yaralamaktan kasten adam öldürmeye kadar yargılanabiliyor işveren. Bu şekilde işliyor genel olarak. Halbuki ne olması lazım? Çok daha sıkı bir denetim mekanizması ile beraber ya da belki başka kurallar konarak. Mesela görüyoruz bazen bazı belediyelerde ruhsat için iş güvenliği uzmanı şartı getiriyorlar veya işte eğitimlerinin şartını getiriyorlar. Ya da başka belki tedbirler alınarak, hani bazı bölgelerde lokal olarak bunlar yapılıyor olabilir de bu kadar tehlikeli bir sektörün bu kadar başıboş kalmasının önüne geçmemiz lazım. Şimdi şu konuda bir yanlışlık yapılmıyordur. Çok büyük inşaatlarda zaten olmak zorunda. Hani zaten bunlar temin ediliyor. Ama işte 6 ayda biten, 4 ayda biten, 5 ayda biten, 1 yılda biten sokak aralarındaki küçük küçük şeylerde bakıyoruz ki bu olay reel olarak işlemiyor. Kağıt üstünde gösterilse bile yine reel olarak çok fazla işletilmiyor. Olay profesyonelleşemiyor. Ama iş kazalarının istatistiklerine bakıyoruz. 2012'de yapılmış mesela kazaların, şimdi 100 birimden hesapladığımızda %49.5'inin 1 ila 49 çalışanı olan iş yerlerinde ortaya çıkıyor. Küçük ölçeklerde. Evet, küçük ölçeklerde. Aslında bunun sebebini de araştırmak lazım. Ne diye düşünüyorsunuz? Mesela küçük ölçekli firmalar bu işe yatırım yapacak kadar güçlü değiller.
O yüzden olabildiğince çabuk işlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Küçük ölçekli firmaların yani ve baktığınız zaman veya kazancı olsa bile bu işe yatırım yapmak istemiyorlar. Çünkü iş kısa, çok daha çabuk tamamlanabilecek bir iş. Ve bunu adam bir şey olarak görüyor. İşte angarya olarak görüyor. Aynı inşaatlarda mesela şu an tekerlekli sandalyeler için bariyer koymak mevzuatta var. Ama öyle bir işletiyorlar ki bariyer şu Maalesef. diklikte. Ya mümkün değil ki oradan siz bir tekerlekli sandalyeyle aşağıya birisini indireceksiniz. Öyle işte merdiveni daraltmış oluyoruz sadece o şeyi aşmak için. Biz kanunları işte bir takım yükümlülüklerden kurtulmak için, cezai müeyyidelerden Eski tüzüklere saklanıyor muyuz? Onlarda böyle artık. kanun boşlukları var gibi geliyor bana. Sanki onların altında mı saklanıyor? Şu anda aslında bu konuyla ilgili sanırım yetersizlik. Yani kanun boşluğundan çok yetersizlik, yönetmeliklerde eksiklikler olabilir. Ama diyorum ya biz olaylara işte kanunun bir tarafından bir açık bulup geçmek manasında baktığımız sürece hani bu kazaların ardının arkasının kesilmesi çok mümkün değil. Ama o dediğiniz faktörler ekleniyor. Kişisel faktörler ekleniyor. İşte ne diyeyim dalgınlık, işi aceleye getirmek ki işverenin her zaman acelesi var. Biz Akdeniz milletiyiz, hep acelemiz var. Ondan sonra kendi bir işi bilmediği halde biliyormuş gibi davranma. Kendine duyduğu aşırı güven, Güven, ona bir şey olmaz mantığı. korkusuzluk. Ya yani şimdi çocuklarımıza öyle değil mi? Anne babalar kendileri sigarayı tütürürler. Ama çocuğuna sıra geldiği zaman asla istemez. Ama senin için de bu tehlike. Yok bana bir şey olmaz. Ben bir gün bir yerde işte bırakırım falan gibi. Yani böyle bir mantık olduğu sürece bu işin içinden çıkmak zor. Ama burada şu da devreye giriyor. Güçlü sağlam bir ekonomiye ihtiyacımız var. Şimdi bu işin bir altyapısının olması lazım. Bu altyapısının olabilmesi için de çok sağlam bir ekonomik güce yani devlet olarak çok sağlam bir ekonomik güce sahip olmamız iş ve profesyonelleşmesini sağlamamız Bu lazım. kazaların en çok olduğu ülkelerden biri Türkiye dedik ya, diğeri de Hindistan. İşte. Yani çok sağlam bir ekonomiye sahip olacağız. Küçük işverenimizi de destekleyeceğiz. Burada bazen teşvik paketleriyle desteklenir. Ceza da önemlidir. Tabii ki cezai müeyyidelerde uygulanmalıdır. Ama en önemlisi ceza kesmek için değil. Doğruya yöneltmek için yapılacak denetimlerdir. İşte şu anda ülkemizde işsizlik sorunu Ya, var. eğitim nedir? İstenilen kalıcı, olumlu Evet. davranışların kalıcılığını sağlamak. Bu dediğin gibi cezayla değil. Bu kalıcılığı sağlamanın da yolu, bu işte sağlamanın yolu, işte yapılan her işin denetlenmesi. Ama gerçekten hani bir cezai müeyyide olmakla birlikte cezadan önce yönlendirmek için denetlemenin yapılması. Şimdi ülkemizde çok ciddi bir işsizlik sorunumuz var. Pek çok mühendis kardeşimiz var. Artık İş Sağlığı Güvenliği okullarından mezun olan kardeşlerimiz var. Hem onların pratiklerinin artması için, ondan sonra hem bu işsizlik sorununun azalması için işte Çalışma Bakanlığı'nın aslında yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi deneyimli B sınıfı, A sınıfı mühendisleri toparlayıp onlardan bir müfettiş kadrosu oluşturmak aslında hakikaten bu işi çok rahatlatacaktır. Çünkü bu denetim yok. Artı siz iş güvenliği ben biliyorsunuz iş güvenliği uzmanıyım. Evet. İş güvenliği uzmanı olarak siz işverenden maaşınızı alıyorsunuz. İşverenin sigortalı elemanı pozisyonundasınız. Bu sizin elinizdeki kartları çok zayıflatıyor. Yani ancak siz eğer gerçekten işverenin elemanı olacaksanız o zaman devletin bu konudaki hassasiyetini de işverenin görmesi lazım ki o iş işlesin. İşte yepyeni, çok büyük bir iş kapısı aynı zamanda gençlerimize de. Güzel de bir iş. Çünkü bir kontrol mekanizması aynı zamanda müfettişlik gibi bir iş. Hakikaten çok faydalı olabilir ama dediğimiz gibi bunun için sağlam bir ekonominin olması lazım. Güçlü bir ekonominin olması lazım. Tabii sadece yardım fonları ne bileyim onlarla oluşturulmuş bir ekonomiyle bunu başaramayız. Hakikaten güçlü, dünyaya kafa tutabilecek bir ekonomiye sahip olmamız lazım ki bu konuda hem denetimi sağlayabilelim, hem işvereni destekleyebilelim, hem de işçinin arkasında devlet olarak durabilelim. Hani o işçiyi kaza yapmadan önce işte işverenin onu eğitmesini sağlayalım,
Ondan sonra gerekli tedbirleri bunlar almasını biraz sağlayalım. Bunlar biraz masraflı eğitimler mi seçim? Eğitim masraflı değil ama tabii ki kişisel koruyucuları düzgün almak isterseniz bunlar masraf. Ondan sonra yatırımları mesela orada siz düzgün bir şekilde iş güvenliğini öncelikli yaptığınız zaman en azından zaman ayırmanız lazım bu iş için. Ve bir yatırım yapmanız lazım. İş güvenliği uzmanıyla çalışmalısınız, ona bir maaş vereceksiniz. İş yeri hekimiyle çalışmalısınız, ona bir maaş vereceksiniz. Yani bunları, tabii ki bunlar yapılması gereken şeyler, olması gereken şeyler ama bunların sağlıklı işleyebilmesi için hem işverenin bu konuda mecbur olduğunu kaza yapmadan önce de bilmesi lazım. Hem de hani bu işin içinden kurtulurum, hiç kimseye bir şey olmaz, nasıl olsa bu işi bitiririm falan şeyinde hesabında olamaması lazım. Çünkü inşaatlar biliyorsunuz bir fabrika gibi kurulu bir yerde yıllarca kalmıyorlar yani. Çok büyük inşaatlar öyle kalıyor. Yani oradaki işini bitiriyor adam, üst sokak otelde başka bir inşaata girişiyor. Hem de gerçekten eğitimlerle işte şu şeyli de olması lazım, işverenin de elinin kuvvetli olması lazım. İyi bir para verdiğiniz zaman şeye diyebilirsiniz yani senin maaşından keseceğim. Eğer bu şeyi takmazsan bunun müeyyidelerini uygulamak çok daha kolay olacaktır. Ama şimdi yaptırımları çok değil daha mi? Kolay olacaktır. Bunun için güçlü bir ekonomiye hani destek, devlet desteğine ihtiyacı var bu işin. Onun için de tabii dünyanın kriz olduğu bir ortamda hakikaten bir çıkışınızın olması lazım. Ciddi bir çıkışınızın olması lazım. Merkezinde insan olan, yani merkezinde para değil, insan olan bir çıkışınızın olması lazım. Ve bu dünyada şu anda başka yok. Dünyada hani bunu başarabilmiş tek bir ekonomik sistem var, o da milli ekonomi modeli. Biz eğer bundan kaçmaya devam edersek, hani bu konuda artık algılamakta daha gecikecek olursak, zaten terör gibi görüyorsunuz iş kazaları bir tarafında, ne bileyim işte ülkedeki pek çok sektörde parasızlığın sıkıntısını yaşıyoruz. Burada yapılacak olan şey merkezinde insan olan, çözümünü insana dayandırarak yapmış ve olayların insanın seçim hepimiz biliyoruz insanın en tepedeki ihtiyaçları güven var, açlık evet. Var bu iki kriter var, bu kriterlere cevap veren bir sistem olması lazım o zaman her şeyin başında. Madem ki güvenlik, insanoğlu evet. Güven istiyor, sonra karnını doyurmak istiyor. Katılıyorum söylediklerine. Sonra bir de en başta söylediğiniz o maden olayı, o çok içimi acıttığı için böyle çok zor ona girebiliyorum. Mesela evet, işçiden kaynaklanan çok fazla kaza var. İnşaatlarda yerin üstündeki kazaların pek çoğunda işçinin hakikaten çok büyük bir payı var ama Soma gibi bir olayda işçi ne yapabilecek? Yapabileceği hiçbir şey yok. Orada tamamen yatırımdaki eksiklikten, hani oraya ayrılan evet. Paydaki eksiklikten kaynaklanıyor evet. Ki bu konuda hem gerçekten çok ciddi bir devlet desteğinin olması lazım hem de çok ciddi bir devlet denetiminin olması lazım. Hani vaktinde yapılmış denetimlerin çok ciddi bir şekilde olması hem de ciddi eğitimlerin, sadece işçilerin değil işverenlerin de geçeceği, bu işi bir angarya olarak görmeyeceği ciddi eğitimlerin gerçekleşmesi lazım diye düşünüyorum. Ve bunu önlemek aslında o kadar da zor değil. Dediğim gibi bütün ülke olarak kalkınıp hem dünya ekonomisinde yer sahibi olabiliriz. Yani böyle işçi kazalarında dünya birincisi değil de ekonomik gücümüzle dünya birincisi oluruz inşallah. Hem de işçimizi, işverenimizi, ortamımızı, her şeyimizi koruma imkanı buluruz. Teşekkür ediyorum Seçil. Ben teşekkür bu manada ederim. Biz de bu çalışmaya, bu haftaya destek verelim istedik sevgili Seçil'le birlikte. Her şey gönlünüzce olsun. Güven içerisinde kalın değerli izleyiciler. Mutlu kalın, esen kalın. İyi günler.